Ya abi, asistanın ne yaptı? Başladı mı bugün? İşe duydum bu ani ilgi gerçekten göz yaşartıcı Doruk Bey. Ya sana da hiç yaran olmuyor. Ya asistanlarımı kendim seçmeyi isterdim de emir büyük yerden geldi yani bakma. Ya abi büyütme işte bu kadar. Yani babam sonuçta 40 yıl başı bir şey istemiş senden. Oğlum sorun babam değil ki. Sorun kız. Hatta kız başlı başına bir sorun. Dengesiz ve tutarsız her şeyden önce. Gereksiz bir özgüven, lafını sözünü esirgememe. Hatta dedeni bilememe hali böyle değişik. Ya abi işte ne güzel. Yani tam sana göre. Yetilecek bir... Ama yani hala güzel mi sorusunu cevaplamadın. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum, o göze bakmadım. Tamam da şöyle bir alıcı gözüyle söyle. Adam hoş mu değil mi? Hoşluğu batsın. Ya ayrıca ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin Aslı ya? Bence Aslı haklı. Hem bak bu ara ters adamlar yükselen trend. İş patlarsa memlekete sevgili yapıp dönmüş olursun ha. Ben onu kendime sevgili değil, evime çöp bidonu bile yapmam. Ayrıca ben sevmem öyle hırs hırt adam. Kasıntı şey. Ay şımarık üstelik. Ukala, ne olacak? Bir atarlı falan. Bildiğin egoist. Ay güzel olsa ne değişecek yani, onu söylüyorum. Neciymiş o orada? Aman Neci olacak. Ya patron ayakçısı işte. Bugün asansörde karşılaştık. Burası benim iş yerim diyor. Ben altta kalır mıyım? Burası asıl benim iş yerim. Ben yönetici asistanın asistanıyım dedim. Vay. İyi cevap. Ya, ne yani, kızdan patron olduğunu sakladın mı? Fırsat olmadı diyelim. Ya, bombayı yarın patlatmayı düşünüyorsun. Yok arkadaş yok. Bütün arızalar beni bulacak. Kim o? Didem. Niye açmadın? Laftan anlamadığı için. Bu gece erkek erkeğe takılacağımız bildi halde 7. arama bu. Ya abi canını sıktığın şeye bak. Ver bana, ben hallederim. Dido ne haber ya? İyiyim ben de. Biz de tam senden bahsediyorduk. Ya iyi insan lafın üstüne ararmış. Şimdi mekana doğru geçiyoruz biz. E sen de atla gel. Bak abim gözlerim yolda olacak, geç kalmasın diyor. Tamam. Tamam canım. Hadi öptüm. Hadi bay bay. Çok öpüyormuş. Bir de sakın merak etmesin, hemen geliyorum dedi. Gerçekten yaptığım bütün yardımlar için teşekkür ederim. Sabah uyandırmanın misilemesi olarak kabul edebiliriz. Ben o adamla bırak aynı çatı altında çalışmak. Aynı atmosferde bile solumazdım da. Ekmek parası işte. Katlanacağız artık. Neyse ya. Konumuz o değil şimdi zaten. Kızlar. Ben yarın işe müsteşar kız olarak başlayacağım. Ya ben ne giyeceğim? Benim iki çift ayakkabım var. Dolabım desen tıka basa salı pazarı terk olsun. Ayakkabı konusunu kafana takma. Onu ben halledeceğim. Hemşire terliklerini mi vereceksin kıza acaba? Ben halledeceğim dedim. Bir dakika bekletiyorum.